12 gün boyunca oruç tuttular. Yaslarını yaşayıp gözyaşı döktüler. Peygamber Efendimiz benim ehli beytim Nuh'un gemisine benzer. O gemiye binen kurtuluşları bilmeyen helak olup gider yani. Ama ne acıdır ki peygamber torununa acımadan ve bedenini kafasından ayırmışlar. Bu da tüm İslam alemi için gerçekten büyük bir acıdır. Bu acıyı biz hep paylaşıyoruz, yaşıyoruz. Vatandaşlar, Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin'in Muharrem ayının 10. gününde Kerbela'da ailesiyle birlikte Yezid komutasındaki Emevi ordusunca öldürülmesinin yasını yüzyıllar geçse bile tutmaya devam ediyor. Kundak'tayken şehit ediliyor. İmam Hüseyin diyor ki, ya bize acımıyorsanız şu bebeğe bir acın, bir yudum su verin. Orada zalim bile ok atıyor, ona şehit ediyor. İmam Hüseyin o kanı alıp gökyüzüne fırlatıyor. Ey dünya diyor, sen de şahit ol ki bu kanımız hiçbir zaman için unutulmasın. Onun için güneş battığı zaman o gök kızılları kıyamete kadar devam edecekti. Dünya bu gök kızılları acıyı unutmasın diye yani. Kerbela matemini yaşayan vatandaşlar 12 gün boyunca siyah giydi. Oruç tutup gözyaşı döktüler. Yaslar tutuldu. Oruçlar tutuldu. Oruçlar tuttuktan sonra iftarlar açıldı. İftardan sonra da Ehl-i Beyt hakkında her gün bir imam hakkında bilgi verdik. İşte imamların hayatından bahsettik. İmam Hüseyin'i anlattık. Yas tutuldu, ağladı, gözyaşı döküldü. O 12 günün sonuna gelindi. Son iftar gününe Türk Kızılay Engelsiz Erzurum Şube üyeleri de katıldı. Biz Türk Kızılay Erzurum Engelsiz Şube olarak bugün sizinle beraber, Muharrem'in 12. günü bugün, sizinle beraber iftar etmek için buradayız, sizlerle beraberiz. Biraz sonra da yine Muharrem ayına özgü olan aşuramızı sizinle beraber paylaşacağız. Oruçlarınızı Allah kabul etsin, ne kadar güzel. Bizlere de dua edin, dualarımız müşterek Allah'ın izniyle. Allah kabul etsin. Kızılay Engelsiz Erzurum Şube üyeleri Muharrem ayı vesilesiyle aşure dağıtımı yaptı.